Siz Rus çarlığını bu haritalarla tehdit ettiniz. Haritaların üzerinde paşanızın mührü var. Şimdi Ahmet Paşa'yı bize teslim edin ve bu mesele kapansın. Aksi halde Rusya ile olan bütün münasebetleriniz kesilecek. Ve Rusya'daki Müslümanların başına geleceklerden halifeleri mesul olacaktır. Bizden dostumuzu istemek, payitahtı istemek gibidir. Bizi veba ile kolera arasında seçim yapmak zorunda bırakıyorsunuz Sefer Efendi. Biz devletimizi dostlarımıza olan muhabbetimizle severiz. Onlar olmasa, dostlarımız olmasa, dosttan kıymetli aziz milletimiz olmasa devletimiz de olmaz. Gidip hükümetinizde söyleyiniz. Ahmet Paşa bizim dostumuzdur. Ve Osmanlı Sultanı dostuna sadıktır. Siz bilirsiniz majesteleri. Olacaklardan mesul değiliz. Zaten burada fazla kalmayacağım. Uzaklara gideceğim. Kimsenin beni bulamayacağı ve tek başına kalabileceğim bir yere gideceğim. Şehzadem. Sultan. Bir dur son. Şehzademiz siz görmeden kapıdan çıkmış olabilir mi? Mümkün değil sultanım. Kapının önünden hiç ayrılmadık. Dışarıya çıksaydı muhakkak görürdük. Tanıyamamış olabilir misiniz? Kıyafetlerini değiştirmiş. Sultanım, buraya geldiğinizden beri bahçeden dışarıya hiç kimse çıkmadı. Nerede öyleyse? Şehzadem. Nereye gitti? Hakanım, asla devletimin zor vaziyette kalmasını istemem. Müsaade edin, ömrümün kalanını Sibirya'da sürgünde geçireyim. Namaz kılar, oruç tutarım. Devlet-i Aliye'ye duacı olurum. Beni Ruslara teslim edin. Biz ne vakit dostumuzdan yüz çevirdik? Paşa, eğer sizi verirsek devleti Aliye'nin itibarını da zedeleriz. Hakanım, tehdit büyük. Biz oradaki Müslümanların hamisiyiz. Lakin bizimle diplomatik ilişkilerini keserlerse oradaki Müslümanların çekeceği acılara mani olamayız. Elbet bir yol bulunur paşa. Sarp geçitler aşılır, ümit çiçeği yeşerir. Buyurunuz Tahsin Paşa'm. Hünkârım, İngiliz, Avusturya ve Fransız sefirlerinin talepleri var. Haritalardaki imzanın Ahmet Paşa'ya ait olduğunu onlar da işitmiş. Ahmet Paşa'nın cezalandırılmasını istiyorlar. Ruslara teslim edilmeliymiş. Ne vakit bir çakal başını çıkarıp karşımıza geçse, peşinden kendi cinsinden sürüsünü de getirmiştir. Bu meseleyi halledeceğiz. Hakanım, bu meselenin çözümü iki taraflı. Birincisi,
Seraskerlikte saklı tutulan haritalar nasıl oldu da Rus sefirliğinin ve diğer devletlerin eline geçti? Seraskerlikten bu haritalar ancak ve ancak rütbeli biri tarafından çıkarılabilir. Hakanım, ikincisi haritanın üstündeki mührün bana ait olduğuna dair vesika sarayda saklanırken nasıl onların eline geçti? Haritanın seraskerlikten çıkarılıp onların eline geçmesini biz istedik. Neticesini gördükten sonra bu tertibi niçin yaptığımızı anlayacaksınız. Hakan, ya haritayı benimle alakadar yapan vesika? Orası muamma. Asim Paşa. Buyurun hünkârım. Tüm paşaları çağırınız. Serasker Rıza Paşa da gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, beni emretmişsiniz. Bunu Darülhayr-ı Âli Müdürü İhsan Bey'e vereceksin. Acele et. Baş üstüne sultanım. Gülcemal. Buyurun sultanım. Gülcemal, bu binanın kimsenin bilmediği başka bir çıkışı var mı? Yoktur sultanım. Şehzademizin buradan gizlice çıktığını mı düşünüyorsunuz? Yolda buraya gelirken ona ufak bir uyarıda bulunmak istedim. Lakin sanıyorum bana kızdı. Buradan çok uzaklara gitmek istediğini söyledi. Şimdi ne yapacağız? Sana soru sorduğumda cevap vereceksin. Şimdi ne yapacağız? Silah olmadan hiçbir şey yapamayız. Ben yakalandığımda bütün silahlarıma el konuldu. Silahlar gelecek. Sen orasını düşünme. Fuara gidecek silahları Alman başımızı daha büyük derde sokar. Hem Osmanlı'yı hem de diğer devletleri karşımıza alırız. Osmanlı'yı zaten çoktan karşımıza aldık. Diğer devletler de silahları benim aldığımı öğrendiklerinde mutlu olacaklardır. Nihayetinde silahlar onların hizmetinde kullanılacak. Hepsinin ortak isteği Balkanları Osmanlı'dan kopartmak. Hayalet bütün adamları telef etmiş. Silahları da yükleyip götürdüler. Silah yoksa İmro da yok Çoris. Senin tek derdin ve meselen sadece silah mı? Elbette. Eğer silahsız bir mücadele yapmak isteseydik Jön Türklerle beraber Paris'te muhalefet yapar. Sadece konuşur dururduk. Orası da doğru. Daha evvelden silahları nasıl temin ediyordunuz? Param varsa silah satacak adam var. Yoksa hiçbir şey yok. Bütün çaba boşa gitti. Para dediği nedir ki? Orası kolay. Bak Gruev, para işini ben halledeceğim. Sen de silahları temin edecek kişiyi. Adamların hepsini topla. Hakanımız ilk defa benden bir şeyler saklıyor.
Allah aşkına söyleyin paşalar. Benim bir kabahatim mi oldu? Ahmet Paşa, bir kabahatiniz olsaydı hünkârımız size söylerdi değil mi? Evet, evet. Ahmet Paşa'm, boşa tasalanıyorsunuz. Öyleyse bizden neden bir şeyler saklıyor paşam? Hem haritaların sızılmasına da müsaade ettiğini söyledi. Demek ki hünkârımızın bir bildiği var. O zaman bize de söylesin. Yok, yok. Bir kabahatimiz var ki bize söylemiyor. Belki... Belki ne Tahsin Paşa? Yani... Belki sır odası. Sır odasını koruyamadım. Keşke orada can verseydim. Sır odası... beynimde bir uğur. Kalbimde bir çıban gibi büyüyor. Doğru. Hakanımızın içinde de büyüyor benim başarısızlığım. Ahmet Paşa, Ahmet Paşa. Oldunuz Hamlet Paşa. Şehakes Peare'nin Hamlet eserinde olduğu gibi. Ne diyor o eserde? Kuşku, kararsızlığı. Kararsızlık ise hareketsizliği beraberinde getirir diyor. Oysa bize emredilen şey harekete geçmemizdir paşam. Rica edeceğim. Zihninizi böyle boş şeylerle bulanıklaştırmayınız. Evet, evet Ahmet Paşa. Mahmut Paşa'm haklı. Değil mi? Validem, beni mi görmek istedin? Evet Mehmet, gel otur. Bir sıkıntının, rahatsızlığın yok değil mi? Sen benim yanımdasın ya. Hiçbir şikayetim, sıkıntım yok çok şükür. Peki. Özlediğin için mi çağırdın beni buraya? Hem özledim, hem de sana söyleyeceklerim var. Hah, şimdi oğlum. Dinliyorum. Sen benim bu hayatta tutunduğum tek dalsın Mehmet. Benim iki gözümün nuru, medarı iftarım, saadetimsin. Senin ayağına küçücük bir taş değse benim canım yanar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum validem. Abdülkadir'le kavga ettiğinizi bana bu yüzden mi söylemedin? Üzülürüm diye mi? Söylemeye değer bir şey olmadığı için. Hasetinden gelip çatmıştır sana. Hünkârımızın sana verdiği vazifeyi o da istiyormuş. Ama hünkârımız onu değil seni seçince... Hüsran uğramış. Haklı da. O da benim gibi hünkârımıza, vatanımıza hizmet etmeyi bekliyormuş. Yine de kavga ettiğinizi senden duymayı tercih ederdim. Hakkında bilmediğim daha neler var kim bilir. Sevdiğin bir kız olduğunu bile henüz yeni öğrendim. Haklısın. Avrupa'da olduğum için bu zamana kadar tanıştıramadım sizi. Ama en yakın zamanda elini öpmesi için getireceğim Gülcem Ali. Onunla da ailesiyle de tanışmayı çok arzu ederim. Ailesi yok maalesef. Kimsesi yok. Hay Allah. Ölmüşler mi yoksa? Yetimhanede büyümüş Gülcem Ali. Hiç tanımamış ailesini. Soyu sopu belli olmayan... kimsesiz bir kızla mı izdivaç yapacaksın Mehmet? Sence münasip mi? Ailesinin kim olduğu... ya da olup olmadığı benim için hiç önemli değil. Gülcemal her açıdan mükemmel bir insan. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Elbette. Sen öyle diyorsan muhakkak severim.
kızım? Bir iz yok mu hala? Yok sultanım. Her yere baktık. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Anlaşıldı. Daha fazla beklemeye mahal yok. Hünkârımıza haber verilsin. Darülhayri Ali'nin dışında da aramalar başlatılsın kızım. Git söyle. Emredersin sultan. Şehzadem. Şehzadem. Nerelerdeydiniz? Nereye kayboldunuz? Sizi o kadar merak ettik ki. Sadece biraz yalnız kalmak istemiş. Değil mi şehzadem? Şehzadem, keşke bize de haber verseydiniz. Öyle merakta bıraktınız ki herkesi. Size haber versem, beni yalnız bırakır mıydınız? Gülcemel abla olmasa zaten beni kimse bulamazdı. Öyle mi? Muhakkak sizi bulurlardı şehzadem. Sadece biraz daha vakit alırdı. Öyle güzel saklanmışsınız ki. Ama ben bir saklambaç ustasıyım şehzadem. Bu binada çocuklarla o kadar çok saklambaç oynadım ki gizli yerlerin hepsini çok iyi bilirim. Başka oyunlarda oynadınız mı peki çocuklarla? Elbette şehzadem. Pek çok oyun oynuyoruz. Topaç çevirmede üstüme yoktur. Ağaca da benden hızlı kimse tırmanamaz. Çok şanslı öyleyse buradaki çocuklar. Çünkü sizin gibi bir ön arkadaşı var. Çok teşekkür ederim şehzadem. Çok naziksiniz. Nasıl da atlattı hepimizi. Hünkârımız gibi zeki bir çocuk. Çok şükür bulundu şehzademiz. Ser askerlikten haritalar çalındığı için üzerimize geliyorlar hünkârım. Rıza Paşa'nın kabahati yoktur. Belli ki içeriye giriş izni olan biri aldı haritaları. Hem her devlet böyle haritalar çizer. Kırım bir vakitler bizimdi. Belgrad da öyle. Budapeşte de bizimdi. Niş, Atina. Buralar bizim kızıl elmamızdı. Kızıl elmamızı unuttuk. Unutmadığımızın vesikasıdır bu haritalar. Onlar vermeyecekler. Lakin biz isteyeceğiz. Belgrad'ı. Budapeşte'yi, Bahçesaray'ı. Buralar bir vakit Darül İslam oldu, yine olacaktır inşallah. 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 Ne ser askerlikte ne de hariciyede bu unutulmasın. Hakanım, haritaların sızdırılmasıyla alakalı bir bildiğiniz var. Lakin benimle ilişkilendirilen evrak masasızdı. Sizleri de bu vesileyle çağırdım. O vesikaların olduğu odaya kimler erişebiliyor paşalar? Hünkârım. Ben varım. Maben katiplerinden Ali Cevat Efendi var. Kirkor Efendi var. Haydar Efendi var. Üçünü sorgulayınız paşa. Emredersiniz hakanım. Tevfik paşa. Emret. Hariciye nazırı olarak bu haritanın arkasında durduğunuzu tüm mensuplarınıza iletiniz. Kimse kem küm etmesin. Devletin Atina'yı da, Bahçesaray'ı da, Belgrad'ı da bırakma niyeti yoktur. Tophane müşiri Zeki Paşa. Emredin hünkârım. Osmanlı topçusunun hangi menzillerden ateş ederse Atina'yı, Belgrad'ı, Bahçesaray'ı vurabileceğini tespit ediniz. Emredersiniz hünkârım. Mahmut Paşa. Emredin hünkârım. İngilizlerin, Fransızların, Avusturyalıların ve Rusların bizim hamlelerimize nasıl karşılık vereceğini takip ediniz. Emredersiniz hünkârım. Lakin hepimiz ser askerlikten bu haritaları kimin aldığını merak etmekteyiz. Hepiniz işlerinizi yapınız paşalar. Tahsin Paşa. Buyurun hünkârım. Veliaht Mehmet Reşat Efendi'yi çağırdınız. Emredersiniz hünkârım.
Ben doğduğum vakit bu devlet-i muazzamanın hudutları Adriyatik Denizi'nden Basra Körfezi'ne uzanıyor. Yemen, Trablusigarp, Cezayir-i Bahri Sefid, Harameyn-i Muhteremeyn, Saltanat-ı Seniye'ye dahil bulunuyordu. Şark'ta Ravza-i Mutahhara-i Resulullah'a, Garp'ta Meşhed-i Hüdavendigar'a Türk neferlerini gehban idiler. Hala da öyledirler. Bir vakit geldi, taht senindir dediler. Tahta çıktıktan sonra suyu talihimiz hiçbir vakit yüzümüze gülmedi. Rus'a harp ilan eden paşaların peşinden tüm devlet gitti. Bizi dinlemediler. Neticesi felaketti. Derhal müdahale edilmeli dedik. Devletin her zerresini gündüzünden gecesine kadar teslim aldık. İşte o vakitten beri bize hücum edenler sefil iştahlarıyla milletimizin ırzına, devletimizin izzetine göz diktiler. Bugün vaziyet kötüdür. Lakin Allah azimüşşandır. Bu bedbaht hali terse çevirecek iman elbet bizde vardır. Paşalar sizler de vazifelerinizi bu imandan bir lahza ayrılmadan yapınız. Şehzadem. Bana kızdığınız için mi saklandınız? Belki de size yolda söylediğim sözler için beni korkutmak istediniz. Lakin kendinize bir zarar verebilirdiniz. Bu sizin için mühim bir mesele olmazdı. Olur mu hiç öyle şey? Ben sizi bulamayacağım diye ne kadar çok korktum. Siz beni kaybetmekten çok babama vereceğiniz hesaptan korkmuşsunuzdur. Bakın şehzadem. Benim için Naime ile Abdülkadir neyse siz de aynısınız. Ve bir anne için bu dünyada evladını kaybetmekten daha korkutucu bir şey olamaz. Benim annem Beycan'ımdır. Ama artık o da benimle ilgilenemiyor. Müsterih olunuz. Bugün olanları kimseye anlatmayacağım. İstediğiniz gibi. Cevat evladım. Derhal Mehmet Reşat Efendi'yi çağırın. Emredersiniz paşam. Acil. Bu ne? Bu bizim yeni mekanımız. Burası Şark'la Garb'ın buluşacağı yer. Esrik bir akıl tutulmasına uğrayacak olan Osmanlı gençlerini buluşturacağımız yer. Sen gazetede çalışmayacak mısın? Burası da tam gazeteciliğe göre bir yer. Artık haber peşinde koşmama gerek yok. Gelenleri dinlemem kâfi. Abdülhamit, sızıntının konuşulduğu toplantıdan sonra Mehmet Reşat'ı çağırtmış. Cevat söyledi. Niçin? Bunu Zülüflü'den öğreneceksin. Haritaların sızmasıyla Mehmet Reşat'ın hiçbir alakası olmamasına rağmen Abdülhamit Mehmet Reşat'ı niye çağırtmış? Ne oluyor burada?
burada? Bu ne kepazelik yahu? Niçin bağırıyorsun sen? Bamyo, şaka söylüyor ben. Osmanlı musiki. Siz de bu kepazeliğe göz yumuyorsunuz öyle mi? Bahar ve Naime. Anladı ben. Sen şarkı beğenmedi. O zaman başka şarkı söyleyeyim ben. Söyleme. Sen bu sarayda şarkı falan söyleme. Hatta ortalıkta da dolanma. Son birkaç gündür zaten sarayda mutfak, kütüphane, meşkhane her tarafa müsaadesiz girip çıkmışsın. Sen de onun yanındaymışsın Bahar. Ben Bidar Sultanımız Monika'ya yardım etmemi istediği için mecbur kaldım sultanım. Münasip bulmadıysanız bağışlayın. Monika kötü bir şey yapmıyor ki halacığım. Sadece örf adet öğrenmeye çalışıyor. Hem Bahar'ın da söylediği gibi annem istedi. Benim sözümün bir hükmü yok yani. Öyle mi Naime? Yanlış anladın hala. Madem sen adetlerimizi öğrenmek istiyorsun, o zaman en mühiminden başla. Ben hanedan soyundan gelirim. Benim sözüm Bidar Hatun'un sözünden üstündür. Anlayacağın, önce benden müsaade alman gerekirdi. Sana zaten evveliyatla edep dersleri vermek lazım. Ha, ben biliyorum bazı edepli cümleler. Rica ederim, teşekkür ederim, esfarutullah. Estağfurullah. Komik oluyor ben, söyleyemiyor bazen. Gülme evladım. Ağzını fırın gibi açarak gülme. Madem güleceksin, bari edeplice ağzını kapatarak gül. Sultanım, siz sakin olun. Ben Monika'yı götüreyim en iyisi. Bahar Monika'ya edep adap öğretme konusunda en isabetli karar. Öyle güzel, öyle asil ki sizin gelininiz olmaya da çok münasip. İnşallah. İnşallah bir aksilik çıkmaz da oğlumla izdivacını görmek nasip olur. İnşallah. İnsan endişenin mahkumudur. Garp insanı endişenin mağduriyetinde yaşar. Lakin Müslüman her daim şükür içindedir. Yani her şeyin Allah'tan geldiğini bilen insan bugün şükreder. Yarın başına kötü şeyler bile geleceğini bilse yine şükredecektir. Onun için hal değişmez. Hep şükür makamında olan insan endişe etmez. Bay Umber geldiler efendim. Gelsin. Ben kalkayım. Tabii, nasıl isterseniz. Allah'a ısmarladık paşa. Güle güle. Tekrar beklerim efendim. İnşallah. Kim bu? Abdülhamit'in benim başıma diktiği bekçi. Demek Abdülhamit sizi kontrol altında tutmak için adam gönderdi. Haritalar sızdıktan sonra Abdülhamit Mehmet Reşad'ı çağırmış. Bir şey mi biliyorsunuz? Ben ahmak değilim. Haritalar seraskerlikten alındığında ancak güçlü birinin yaptığını anlayacaktı Abdülhamit. Biz de suçu Mehmet Reşat'a yıktık. Nasıl? Biraz önce giden İsmail Hakkı Bey'e dedim. Mehmet Reşat böyle böyle işler çeviriyor diye. İnandı mı? İnandırdım. İsmail Hakkı ile Mehmet Reşat'ın hanesine gittik. Haritaların saklı olduğu çantanın aynısından bir tane daha yaptırdım. Mehmet Reşat abdeste kalktığında çantayı İsmail Hakkı'ya gösterdim.
Bravo. Bu oyunu oynamaya çabuk alışıyorsunuz. Haritaların sizden sızdığını söylüyorlar. Mehmet Reşat Efendi. Aman hünkârım. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Aman. Bu ihanet demek. Asla. Asla. İstihbarat raporları öyle demiyor lakin. Madem haritaları benim sızdırdığımı işittiniz, niçin mani olmadınız hünkârım? Ki böyle bir şey asla mümkün değildir. Hikaye şu, Mehmet Reşat Efendi. Bize ihanet ettiniz. Haritaları seri askerlikten çıkarıp sefaretlere verdiniz. Size birileri gelecek. İhanetinizi kuvvetlendirmek için yanınızda olduklarını söyleyecekler. Yanınıza gelenlerin kim olduğunu bize söyleyeceksiniz. Hiçbir şey anlamıyorum hünkârım. Anlayacaksınız. Hakan'ım bana güvenmiyor. Eskiden bütün görüşmeleri bilirdim. Mutabık mıyız? Mehmet Reşat Efendi. Mutabığız hünkârım. Memnun olduk, mahsus olduk. Ahmet Paşa. Hakan'ım. Mehmet Reşat Efendi'den mi sızmış haritalar? Sükunet iyidir paşa. Sultan. Söyle Dilruba. Darülhayri Ali'ye gittim efendim. Pusulanızı müdür beye verdim. Âlâ. Bir şey daha var sultanım. Çok mühim bir vaziyet. Hayırdır inşallah? Şehzademizle alakalı. Nurettin'le mi alakalı? Nedir? Gel. Gülcemal kızım. Beni çağırmışsınız efendim. Vazifenle alakalı konuşmak istedim. Bir kabahatim mi oldu? Bilakis kızım. Vazifenin gerektirdiği her şeyi fazlasıyla yerine getirdin sen. Bursa'da yeni açılan bir mektebimiz için muallim ihtiyaç varmış. Orayı da bir hali yola koymak lazım. Çocukların seni ne kadar çok sevdiği malum. Oradaki öksüz ve yetim evlatlarımızın da senin şefkatinden nasiplenmesini arzu ediyorum. Buradaki düzenimiz nasılsa işliyor. Bursa'ya gideceğim öyle mi? Ne zaman? Hemen. Önce evimizi tutacağım. Bahçesinde ağaçlar, çiçekler olacak. Bir de çocuklarımız. Dört çocuk mu? Az mı? Hayır, yeterli. Benim yetimhanedeki çocuklarımla da alakadar olmam lazım. Güzel kalp. Senin sevgin hepsine yeter.
Sen de bir şeyler çiz. O da sen ve ben. Doğru ya. Çok ufak bir ayrıntıyı kaçırmış. Ben ne zaman mutlu olsam, peşinden hep bir felaket yaşadım. Dalgalarla, fırtınalarla boğuşmakla geçti hayatım. Neden tereddüt ettin kızım? Gitmek istemiyor musun yoksa? Yok, yok efendim. Madem oradaki çocukların bana ihtiyacı var, memnuniyetle giderim. Yardım edin bana biraz. Bu kadın tam bir lezzet ustası. İnsan dünyada başka ne ister ki? Tabii tabii. Mutlu bir aile, güzel yemekler, sıcak bir yuva ve kamburun toprağın altında olduğu bir dünya. Buyurun. Zülüflü düşündüğümüzden de akıllı çıktı. Haritalar meselesinde suçu küçük kardeşin üzerine atmış. Tahmin ettiğimiz gibi kambur Zülüflü ile alakadar olması için birini göndermiş. Zülüflü de adamı yanlış yönlendirip bütün şüpheleri küçük kardeşin üzerine çekmiş. Bu işi sen yapacaksın Gülün. Kambur'un küçük kardeşi üzerindeki şüphelerini daha da arttıracaksın. Kambur Mehmet Eşat'la uğraşırken biz de Ahmet'i Kambur'un elinden almaya uğraşacağız. Vermiyormuş ama Ruslara. Vermesin. Biz yine de alacağız. Zaman, bizi buraya çağırdın. Sahte bir aile olacağımızı söyledin. Abdülhamit'in en yakın adamının yanına yerleştik. Ev ses geçiriyordu, aramızda şifreli konuşuyoruz. Bütün bunlar neden? Bir, Abdülhamid'in mabeyincisi Cevat bizim adamımız. Eski mabeyindeki tüm adamları değiştirdik. Onların yerine bizim adamlarımız gelecek. Böylece Abdülhamid'i sarayın içinde abluka altına alacağız. Tabii Cevat Ahmet Paşa'nın sorgusundan kurtulursa. Merak etme, hususi yetiştirildi. İki, Abdülhamid Mehmet Reşat'la uğraşırken biz de Zülüflü'yü onun yerine geçirmeye uğraşacağız. Üç, Abdülhamid'i çevresindeki bütün sadık adamlarından arındıracağız. Yalnızlaştıracağız. Böylece son darbeyi vurduğumuzda Abdülhamid'in yanında kimse kalmayacak. Üstelik bütün bunları yaparken onun en yakınında olacağız. Burada bu evde yaşayacağız. Bir aile olacağız. Sen Abdülhamid'in mutfağında çalışacaksın Ester. Ben de mühendishanesinde. Monika bugün bizi çok güldürdü. Seniha halam dönmeden umarım bir şeyler öğrenir. Yoksa Seniha halam bizim gibi gülmez. Çok sinirlenir. Saray adabını öğretmek için Bahar'ı seçmiş olmanız çok isabetli bir karar. Asalet kızın ruhunda var. Lakin Monika'nın bir şey öğrenebileceğini hiç zannetmem. Üstelik asalet ve edep insana ailesinden mirastır. Sonradan kazanılmaz. İnsan asaleti ailesinden değil, faziletinden alır. Doğuştan asil lakin sefil biri olmaktansa kendini geliştirip yetiştiren kişi evladır.
müsaadenizle kalkmak isterim. Bugün pek iştahım yok hünkârım. Sözleriniz evlatlarınıza ilham oluyor hünkârım. Nurettin Efendi'nin günü nasıl geçti? Şehzademiz bugün bizimle beraber Darül Hayri Ali'yi ziyaret ettiler. Mektebi beğendin mi evladım? Evet babacığım, çok beğendim. Hı. Bu Bidar Hatun'un seni orada kaybetmesinin mazereti olamaz. Şehzademize göz kulak olamamışsınız. İşittim. Nurettin kayıp mı oldu? Bu sefer ben bir şey söylemedim valla. Bir de söylememesi için çocuğu tembihlediniz öyle mi? Siz mesuliyetiniz altındaki şehzadeyi kaybettiniz. Üstelik bir de bunu hünkârımızdan sakladınız. Meseleden haberim var kıymetli kardeşim. Muhakkak vardır hünkârım. Sizin her yerde eliniz kulağınız var. Gözünüzün önünde cereyan eden meseleyi mi bilmeyeceksiniz? Bidar Hatun sizin itimadınızı kötüye kullanmış. Lakin neticede öğrenmişsiniz işte. Hadiseyi ilk Bidar Sultan söyledi bana. Saraya döner dönmez hünkârımıza malumat verdim. Siz aksini nasıl düşünebiliyorsunuz? Bu kabahatinizi örtmez. Mesuliyetiniz altındaki şehzadeyi kaybettiniz. Haklısınız. Bunun için çok üzgünüm. Ben kendim kaçtım. Saklandım yani. Sen kabahat işleyebilirsin yeşil icabı. Lakin Bidar Hatun'un mesuliyetini layıkıyla yerine getirmesi gerekirdi. Kâfi. Hem Bidar Sultan hem Nurettin Efendi yaşanan bu hadiseden derslerini almışlardır. Yemeğe devam ediniz. Bugün Lütfullah lan Senihan'dan telgraf aldım. Monika. Çok şükür, çok şükür. Yolda hiçbir sorun yaşamamışlar. Afiyettelermiş. Lakin işte daha Senihan'ın gelmesine aylar var. Ben Senihan olmadan ne yapacağım onu bilemiyorum. Hadi Mahmut Baba sofraya. Vallahi billahi. Mahmut Baba, Mahmut Baba. Ben sana Mahmut Baba demeyi öğretemedim. Yemeklerinden de şüpheliyim ama artık... Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Hadi bakalım. Ben de özledim Lütfullah, Mahmut Baba. Ama sen bu yemekler yiyecek, keyiflenecek. Hepsi senin için yaptı ben. Osmanlı yemek bu. Hadi, hadi, hadi. Bu beyrani. Bu akli ekle. Bu da... Neydi bunun adı? Unuttum. Ha, mutcana. Bu da... Ay, adını bilmiyorum, yaptım ben. Evladım, ama şimdi o ismini saydığın yemeklerle bunların alakası yok. Bunlar hiç ona benzemiyorlar. Sırf uğraş verdin diye yiyeceğim. Hadi, hadi koy, hadi. Ye Mahmut Baba, çok uğraştı ben. Ama işte kokusu mokusu, görünüşü. Koy hadi, koy. Koy, koy hepsinden. Bak, nefis. Bir de buna bak Mahmut Baba. Hadi koy, koy, koy. Bak. Hadi bakalım. Oo, biraz kokusu da tuhaf be evladım vallahi billahi. Mahmut Baba. Ha? Bak, ben Osmanlı tarih kitap okudu. Hepsi öğrendi ben. Osmanlı devlet kurdu, Osman Gazi. Ha? Burayı patitahtı aldı. Patitaht değil, payitaht. Payitaht. Ha? Fatih Sultan,
Oo Mahmut Baba, ben bir sürü okul öğrendi. Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Sultan Süleyman. Hepsini öğrendi. Aferin be kızım sana, aferin. Osmanlı çok savaşmış Mahmut Baba. Osmanlı kahraman. Ne belli. Tarihte iyisin kızım, tarihte iyisin, o belli. Lakin evladım işte... bu yemekler pek olmamış be yavrum be. Kokusu falan olmamış yani. Ya Mahmut Baba, ye. O kadar uğraştım ben. Alırım bak. Zaten sırf uğraştım diye yiyorum kızım, yoksa... Hem sen bunlar yedikçe güzel olacak. Ben güzel yaptı aslında. Mahmut Baba. Ha. Ben çok üzüldüm. Osmanlı tarih yazmayacaksın. Neymiş o? Osmanlı tarih beni yazmayacak olur mu kızım? Osmanlı tarih tabii ki beni yazacak. Ben koskoca Osmanlı paşası Mahmut Paşa'yım evladım. Tarih tabii ki beni de yazacak. Sen kimin gelinisin? Sen söyledikleriyle insanları titreten... anlı şanlı Osmanlı paşası Mahmut Paşa'nın gelinisin. Bir kere bunu kafana yaz, yaz. Sen sahi o kadar mühürsün Mahmut Baba. Abi. O zaman tarih beni de yazacak. Mahmut Paşa'nın gelini Monika yazacak. Ay çok heyecanlandım ben Mahmut Baba. Mahmut Baba. Evladım ne koydun bu yemeklere, sen mideme oturtacaksın. Tarih bunu yazmaz, tarih bunu yazmaz. Vallahi kusacağım. Çekil çekil, vallahi öldüreceksiniz. Çekil çekil çekil. Nasıl diyorsunuz? İnşallah tarih bunu yazmaz. Kim var orada? Kim var orada? Çıkmazsanız muhafızları çağıracağım. Revire gitmiştim şehzadem. Saraydaki yangında kolum yanmıştı da bazen ağrım dayanılmaz oluyor. Şehzadem. Cüretime mazur görün ama şu an bütün muhafızlar o tarafta. Hünkârımıza söylemeden evvel benimle konuşsaydınız. Tabii siz hünkârımızın yanında beni mahcup etmek istediniz. Siz dua edin de şehzademizin başına bir felaket gelmedi. Çok şükür. Daha gözünüzün önündeki çocuğa mukayyet olamıyorsunuz. Darülhayr Âli'deki çocuklara nasıl mukayyet olacaksınız? Çok merak ediyorum. Bulundu mu o kaybolan çocuk? Maalesef. Bütün aramalar devam ediyor tabii. Lakin henüz bir haber yok. Vah vah. Zavallı çocuk. Tek başına ne yapıyordur sokaklarda? Eğer başına bir şey gelirse vebali sizin boynunuza. Allah korusun. Ne olmasını bekliyordunuz? Tek başına bir çocuk, aç bir ilaç. İnşallah kör bir kuyuya düşmez. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. O çocukların hepsinin akıbetinden siz mesulsünüz. Eğer mesuliyetinizi layıkıyla yerine getiremeyecekseniz... Darülhayr Âli'nin idaresini ben ele alayım. Sultanım. Darülhayr Âli'den kaçan çocukla alakalı havadis var. Hayırdır inşallah? Zaptiyeler çocuğu bulmuş sultanım. Ah, çok şükür. Çok şükür.
Nasılmış vaziyeti? Tehlike arz edecek bir vaziyeti yok. Biraz üşütmüş, aç kalmış zavallı. Mektebin reverini almışlar. Tedavisi yapılıyor. Güzel. Hemen biz de bir hekimimizi gönderelim. Neyse gereken tetkiklerin hepsini yapsın. Sen de git Sülfet Kalfa. Çocuğun yanında kal. Siz hiç merak buyurmayınız sultanım. Ben sabaha kadar gözümü kırpmadan beklerim başında. Talihlisiniz Bihter Sultan. Çok şükür Nurettin Efendi'ye de o çocuğa da hiçbir şey olmadı. Lakin talihinize fazla güvenmeyiniz. Ben talihime değil, meziyetlerime güvenerek davrandım hayatım boyunca. Çocukların emniyeti için de her türlü tedbiri alacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Herkesin için çok endişelenmiş. Neden kaçmaya çalıştın? Bak eğer istersen ben yarın seninle bahçede oynarım. Heh. Nurettin neden konuşmuyorsun benimle? Belki de benimle konuşur Nurettin Efendi. Söyle bakalım Nurettin Efendi. Çehreni solduran, sana kaçmayı düşündürecek kadar ferasetini gölgeleyen sebep nedir? Bihter Sultan. Ne yaptı sana Bihter Sultan? Beni sürekli ikaz ediyor. Kabahatlerimi yüzüme vuruyor. Başkalarının yanında mı ikaz ediyor? Hayır. Peki gerçekten kabahatli misin? Anlaşılan o ki Bihter Sultan seni ikaz etmemiş. Kabahatini fark edip düzeltebilmen için seni tenkit etmiş. Bir annenin evladına yapması gereken de budur. Bihter Sultan'ı sana kötü görünmek pahasına kabahatini yüzüne söylediği için takdir ettim. Sana iyi görünmeyi değil, senin iyi olmanı tercih etmiş. Gazetelere çıkmışsın. Artık herkes kaçtığını biliyor. Örgütü toplaman da uzun sürmez. Her yerde aranıyorum. Yakalanman da uzun sürmez. Artık yalnız değilsin. Bizimle berabersin. Yakalanmayacaksın. Merak etme. Senin vazifen örgütüne silah ve mühimmat sözü vermek. Ve tabii ki de kuracağınız devletin sözü. Çok iddialısın Joris. Senin bu söylediklerinin birini bile yerine getiremezsem örgütün gözünde işim biter. Ben verdiğim sözleri tutarım. Sana verdiğim sözü de tutacağım. Şimdi bana silahları kimden alacağımı söyle. John Carto. Parayı nereden bulacaksın? Zalman'dan. Zalman'ın verdiği defteri parça parça ettin. Şimdi ondan para alabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Zalman da çok iyi biliyor ki Balkanları Osmanlı'dan koparmak istiyorsa silahlar için para vermek zorunda. O silah simsarını bulun. Aranıyorum. Gazetelere çıktım. Ortalık yatıştığında gideriz. Hayır. Şimdi gideceksin. Gideceğin yeri Lars seni emniyetli bir şekilde götürür.
Ahmet Paşa'm. İçeride Cevat Efendi var. Ben bu çocuğa itimat ederim. Lakin bir de sizi sorgulayın. Hünkârımızın bu konudaki hassasiyeti malumunuz. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Kolay gelsin. Cevat Efendi. Hızlı yükselmişsin. Kısa zamanda mabeyin memuru olmuşsun. Aferin. Hünkârımızın lütfu. Biliyorsun. Sizin mesuliyetinizdeki odadan bir vesika ve mühür şifresi çalındı. O odanın anahtarı sende, Haydar ve Krikor Efendi de vardı. Paşam, bunu soracağınızı bildiğim için size şu vesikayı getirdim. Nedir o? 4 gün önce anahtarımı kaybettim. Kaybettiğimde gidip Levazım'a bildirdim. Onlar da yenisini çıkaracaklarını söylediler. Yani benim o odaya girmem mümkün değil. Kim girdi peki odaya? Günah boynuna ama anahtarı kaybetmeden önce odama Kirkor Efendi gelmişti. Haydar çıkarken gördü hatta. Sonra da anahtarım kayboldu. Kirkor Efendi'nin kendi anahtarı yok mu? Neden senin anahtarını çalsın? İç içe 4 tane kilit vardı. Hangi anahtarın hangi kilidi açtığı belli oluyordu. Belki benim anahtarımla kilidi açıp suçu bana yüklemek istemiştir. Hem siz zaten hangi anahtarla açıldığını tespit etmişsinizdir. Edemedik. Kapıdaki kilitler kırılmış. Tespit edemedik. Doğru söylüyorum paşam. İsterseniz Haydar Efendi'ye sorun. Hünkârım. Buyurunuz paşalar. Hünkârım, Petersburg seferimizin eline geçmiş. Rusya askerlerinin işgal planı olan harita. Hakanım, Osmanlı işgal planları. Hünkârım, hiç endişe etmediniz. Bunu bekliyordum paşa. Şimdi anladınız mı? Ser askerlikten harita sızdırıldığı vakit niçin müdahale etmediğimizi. Bu haritada Rusların Balkanlar üzerindeki bütün planları var. Balkanlarda hangi çetelere, hangi mıntıkalarda eşkıyalık emri verdiklerini yazmışlar hakanım. Halil Halit Bey haber vermiş. Rusların Balkanları bizden ayırmak için harekete geçtiğini söyleyiniz. Bu haritadaki çeteleri takip alacak. Emredersiniz hakanım. Hakanım, haritaların sızdırılması emrini siz verdiniz. Onlar kendi emellerini açık etsinler diye. Bunu anladık. Lakin üzerinde benim mührüm olduğuna dair vesika nasıl sızdı, hala bulamadım hakanım. Sorguda yol alamadınız mı paşa? Devam ediyoruz hakanım. Kartopu buldum. Silah fuarı için payitahta yola çıkacakmış. Fuardan sonra ya da payitahta görüşebileceğini söyledi. Ne yapacağız? Onunla payitahta masaya oturabiliriz. Payitaht bizim için tehlikeli bir yer. Ne olursa olsun gideceğiz. Kaybedecek vaktimiz yok.
Robin'e haber gönder. Onunla orada buluşalım. Yapması gerekeni de yapsın. Hoş geldin Halil Halit. Buyur. Var olasın Halil Halit. Allah ömrünü arttırsın. Silahları eksiksiz teslim ettiniz. Ömrümüz devletimize feda olsun paşam. Silahları teslim etmesini ettik de Guriyev de zindandan firar etti. Haberimiz var. Müteessiriz. Dame Guriyev yılanın başlarından biri. İmro örgütünün en mühim adamlarından. Joris de İmro'yu destekliyor. Aslına bakarsanız bütün tertibi yapan o. Edward Joris. Demek o soysuz hala gebermedi. Evet paşam. Maalesef. Senin üstüne düşen vazifeyi yapacağından zerre şüphemiz yok. Lakin karşımızdaki düşman gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor Halil Halit. Paşam, biz devletimizi kıyamete kadar diri tutmak için yemin ettik. Düşman ne kadar kuvvetlenirse bizim sillemiz de o kadar ağır olacak. Allah bileğimizdeki gücü, göğsümüzdeki imanı arttırsın Halil Halit. Amin. Dame Guriyev ve Edward Joris rahat durmayacaklar. Bu İmro örgütü de silah meselesinin peşini bırakmayacaktır. Onlara önce cesaret, sonra silah verdiler. Halil Halit, bunların asıl amacı Balkanları bizden koparmak. Bu dosyanın içinde silah fuarına katılacak olanların listesi var. Bu İmro örgütü eğer silah satın alacaksa bu listede olan birinden satın almak zorunda. Çünkü liste haricinde kimse silah fuarına katılamayacak. Hünkârımızın da sizin de yüreğiniz ferah olsun. Joris'in de Guriyev'in de göreceği son silah kafalarına sıktığım olacak paşam. Eyvallah Halil Halit. Efendim, size bir telgraf var. Kimden? Edward Joris göndermiş. Ne istiyor? İmre'yi silahlandırmak için para. Efendim, cevabınızı bekliyor. Payitahta gelecekmiş. Gelsin. Parayı vereceğim. Hoş geldiniz. Dairül Hayri Aliye'ye gitmeden evvel sizi görmek istedim hünkârım. Bulunan çocuğumuzun vaziyetine bakacaksınız. Evet öyle. Kendi gözlerimle görmeden içim rahat etmeyecek. Eğer kitabına yazdıkları hakikatse bu çocuğumuzu dövenlerin kim olduğunu bir an evvel bulmak istiyorum. Bence diğer çocuklar. Lakin değilse... Yetim öksüz bir çocuğa her kim el kaldırıyorsa cehennemde kendisine yer açmış demektir. Bulacağım hünkârım. Kim olduğunu derhal bulacağım. Bulacağım ki diğer çocuklarımıza bir zarar gelmesin. Yorgun görünüyorsunuz, uykusuz görünüyorsunuz sultanım. Bütün gece hem o çocuğumuzun başına gelenleri hem de Şehzade Nurettin'in başına gelen olayı düşündüm. Cemile Sultan haklıydı hünkârım. Ben Şehzade Nurettin'le yeteri kadar alakadar olamadım. Eksik kaldım. En büyük eksikliğim de Şehzade Nurettin'e münasip bir mürebbiye bulamamak oldu. Lakin o mürebbiyeyi bulduğumu düşünüyorum. Kimmiş? Darülhayri Ali'de diğer çocuklarla ilgilenen bir kızımız var.
Çok faziletli, çok meziyetli bir kızdır. Eğer siz de münasip görecek olursanız... ben kendisinin uygun bir mürebbi olacağını düşünüyorum. Sizin için münasipse... benim için de münasiptir sultanım. Müsaadenizle hünkârım. Öyle güzelsin ki. Tıpkı benim gibi annem de görünce hayran kalacak eşsiz güzelliğim. Gülcemal. Geldiğimizden beri tuhaf bir hal var senin. O kaybolan çocuğu da buldunuz halbuki. Sevinmiş olman gerekmiyor mu? Elbette sevindim. Şükürler olsun başına bir hal gelmeden aramıza geri döndü. Öyleyse. Neden böyle üzgünsün sen? Sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyorum. Lakin bunu söylemenin kolay bir yolu yok biliyorum. Benim gitmem icap ediyor Mehmet. Gitmek mi? Nereye? Bursa'ya. Yeni açılan bir mektebe. Orada bana ihtiyaçları varmış. Gülcemal. Evleneceğimizi, bu yüzden vazifeyi kabul edemeyeceğini neden söylemedin? Madem zevcem olmayı kabul ettin, senin yerin benim yanımdır. Biliyorum. Seninle evlenmeyi hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. Lakin oradaki çocukların bana ihtiyaçları varmış. Ben onlara nasıl hayır diyebilirim Mehmet? Bana diyebilirsin ya. Öyle mi? Cemal. Tamam üzülme. Melek yüz. Melek kalbim benim. Tıpkı buradaki çocuklar için yaptığın gibi. Orayı da çocuklar için cennete çevir olur mu? Ve bana geri dön. Hem ben fırsat buldukça seni ziyarete gelirim. Tamam. Tamam. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Çok. Haydar Efendi. Son kez soruyorum. Cevat Efendi'nin anahtarının kaybolduğu gün... Grigor Efendi odasına ziyarete geldi mi? Geldi. Hem geldi, hemen de gitti. Yüzüme bak! Anahtarın çalındığını gördün mü? Gördün mü? Görmedim mi bilemem. Yani? Görmedim diyemem. Görür gibi oldum ama... anahtar mı aldı? Başka bir şey mi aldı bilemem. Anahtarı senin aldığını söylüyorlar Grigor Efendi. Yok paşacığım, ben öyle iş yapmam. Sultanımızın yasak ettiğine bakmam. İtiraf et. Seni gebertirim Grigor. Anahtarı sen mi çaldın? Yok paşam yok. Ben itiraf edemem çünkü ben öyle iş yapmam. Grigor'un gözü çıksın ki Grigor sultanına ihanet etmez. Sen bilirsin. Asker! Grigor Efendi'nin odasını arayın. Hemen! Emredersiniz paşam. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Bu nedir beyim? Dame Guriye ve Joris beraber hareket ediyorlar.
Joris İmro'yu tekrar diriltmek istiyor. Gruyev yakalandıktan sonra örgütün faaliyetleri neredeyse bitmişti. Lakin şimdi tekrar silahlanmak istiyorlar. Dertleri ise Edirne'den Kosova'ya kadar yeni bir devlet kurmak. Bu listede de silah fuarına katılacak olanların isimleri var. Peki biz kimi arıyoruz dayı? Bu listede İmro ya da başka bir örgüte daha evvel kim silah satmış onu arıyoruz. Ben bütün isimler hakkında malumat toplarım beyim. Bu mesele mühim Tatar. Eğer doğru adamı bulamazsak Balkanlar kan gölüne döner. Hakanım. Gel paşa. Sorguyu yaptım hakanım. İtiraf? İtiraf yok hakanım. Lakin bu anahtar Cevat Efendi'ye ait. Krikor Efendi'nin odasında bulundu. Lakin Krikor Efendi'den itiraf gelmedi. Hayır hakanım. Fakat bütün şüpheler onu gösteriyor. Ne yapmamızı emredersiniz? Krikor Efendi'yi vazifeden alırız. Ceza vermeyelim. Sadece tedbir alalım. Reji idaresinde bir memur daha atansın. Emredersiniz hakanım. Hünkar, İngiliz seferi geldiler. Görüşmeyi arzu eder. Hoş geldiniz sultanım. Nasıl vaziyeti? Daha iyi sultanım. Lakin henüz kendine gelemedi. Sabaha kadar durun yapmayın diye sayıkladı. Sanki birilerinden kaçmak istiyor gibiydi. Niye korkuyorsun çocuğum sen? Kimden kaçtın? Vücudunda bazı yaralar, morarmalar oluşmuş sultanım. Zannedersem darp edilmiş. Hayır sultanım. Bazıları birkaç günlük, bazıları daha eski. Ruslar Ahmet Paşa'nın iadesini istiyorlar. Sadece Ruslar değil, Avusturya, Fransa ve biz de Ahmet Paşa'nın iadesini istiyoruz. Böyle bir vaziyet cezasız kalmamalı. Rus sefirine de söylemiştim. Bu mümkün değil. Majesteleri, bu mümkün olmayacaksa Ruslar harekete geçecek. Ne yapacaklarmış? Kırımlı Türkleri göçe zorlayacaklar. Sibirya işlerine doğru. Yani ya Ahmet Paşa Sibirya'ya gider ya da binlerce Kırımlı Türk. Karar sizin. Ahmet Paşa'nın yeri yanımızdır. Siz bilirsiniz. Sultanım. Size daha evvel sordum, tekrar soruyorum. Çocuklara burada nasıl muamele ediyorsunuz? Dayak mı atıyorsunuz bu öksüz yetim yavrucaklara? Haşa sultanım, katiyen öyle bir şey yok. O halde bu çocuğun vücudundaki darp izlerinin nasıl oluştuğunu bana derhal izah edin lütfen. Hekimle görüştüm. Kaçtığı esnada olmamış, daha evvel olmuş. Yani çocuğun kitabına yazdıkları doğru. Sultanım, çocukların geçimsizliğini, zaman zaman kavga ettiklerini siz de biliyorsunuz. Herhalde o sırada olmuştur.
Bunlar öyle alelade çocukların birbirine vurmasıyla oluşabilecek izler değil. Resmen eziyet görmüş bu yavrucak. Yani kaçtığına şaşmamak lazım. Muallimlerimiz, mubassırlarım çocuklar hassasiyetle muamele ederler. Böyle bir vaziyet varsa da benim bu durumdan haberim yoktur sultanım. Olmalıydı. Siz burada sadece çocukların vücutlarına kazınan izlerden değil, zihinlerine, yüreklerine nakşedilen izlerden de mesulsünüz. Bu vaziyete kim ya da kimler sebep olduysa derhal tespit edeceksiniz. Ve ben de bu insanların ceza bulmaları için elimden ne geliyorsa yapacağım. Vaf 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 vaf. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Hayırdır Osman? Nereye? Sizin ya. Ben çok acıkmamışım. Otur söğütle. Vallahi dayı ben soğanlı menemen yemem. Soğansız menemen mi olur söğütle? Otur. Size afiyet olsun ben yemem. Oo vallahi çok acıkmıştım ya. Eyvallah. Dayı, aradığımız adamı buldum. Ne çabuk Tatar Bey'im. Ne sandın aslanım? Anlat Tatar, anlat. Bir silah sımsırı var. Adı John Cardol. Daha evvel İmro'nun silah aldığı adam bu. Nerede buluruz bu adamı? Payitahta. Silah fuarı için geliyor. Evet beyim. Birazdan limana yanaşacak gemide olacak. O vakit bu adam payitahta girdiği andan itibaren gözümüzü üzerinden ayırmayacağız. Kiminle konuşuyor, kiminle selamlaşıyor, her şeyini bileceğiz. Gel. Abdülkadir. Gel Naim. İki kardeş şöyle kahve içelim, sohbet edelim istedim. Gidişimiz. Bu aralar akşam yemeği haricinde seni pek göremez olduk. Nedenini biliyorsun Naime. Kırgınlığım büyük. Biliyorum Abdülkadir. Lakin bu kırgınlığın seni yeni bir yanlışa sürüklemesinden korkuyorum. Ne gibi bir yanlış? Dün gece neredeydin? Şimdi anlaşıldı neden buraya geldiğin. O kız söyledi değil mi sana? Kim? Halamın yanından kovulup sana sığınan kız. Meziyet mi? Adını bilmem. Ama laf yetiştirmekte pek bir mahir. Gel! Sesli adam. Sultanım, Darül Hayr'a aileye gönderilecek kıyafetlerin dikişi tamamlandı. Haber vermemi istemiştiniz. Tamam Meziyet. Bir an evvel gönderelim, çocuklar giysinler. Sen çıkabilirsin. Meziyet ismi sana pek bir yakışmış doğrusu. Laf yetiştirmekte pek üstün meziyetlerim var. Abdülkadir, mevzunun Meziyet'le hiçbir alakası yok. Bahçede beni gördüğünü iyi ki söylemişsin. Belki bu şekilde Naime'nin gözüne girer. İstediğin kese kese altına sahip olursun. Abdülkadir yeter. Bana kimse bir şey söylemedi. Dün gece odana geldim, kimse yoktu. Kusura bakma Meziyet. Adın babamın mirasıdır şehzadem. Daha ben doğmadan koymuş adımı. Ahlaklı, erdemli bir hayatım olsun istemiş. Hiç görmediğim babamın mirasına saygısızlık etmem. Müsaadenizle. Abdülkadir, sen ne yapıyorsun? Gözünle görmeden, kulağınla işitmeden nasıl suçlarsın birini? Siz de öyle görmüyor musunuz? Geceleri dışarı çıkıp içki içtiğimi, kumar oynadığımı düşünmüyor musun? Düşünüyorum, evet. Çünkü gördüm. Hem de kendi gözlerimle.
Hayırdır paşam? Hayır paşam. Hayır. Hayır olsun inşallah da nereye? Hakanımız zor vaziyette. Kırım Türkleri zor vaziyette. Madem bu hüküm bana çattı, ben de bu hükme boyun eğeceğim. Yo. Bu doğru değil. Derhal hünkârımıza haber vermeliyim. Sizi anca o durdurur. Paşa. Eğer Hakan'ımıza haber verirsen, emir verir. Gitme der, emir verirse, ben ona karşı gelemem. Ama söylemezsen giderim. Benim yüzümden Hakan'ımızın eli ayağı bağlandı. Binlerce Müslüman acı çekecek. Tahsin Paşa, bir Ahmet daha bulunur. Lakin o Müslümanlar Sibirya'ya giderse, Bahçesaray İslam yurdu olmaktan çıkar. Tahsin Paşa'm, bırak beni gideyim. John Carto. Geçebilirsiniz. Adamımız bu dayı. Dayı arabadalar. Kim? Joris ve Lars. Atlayın arabaya. Bay Carto bize hiçbir zaman desteğini eksik etmemiştir. Dahili devrimci Makedon örgütü bir manada onun verdiği destekle hayat buldu. Bay Joris de bizim için çok mühim bir şahsiyet. Guriyev, lafın geleceği yere gelelim hemen. Ben pazarlığı kiminle yapacağım? Benimle yapacaksın. Söğütlü. Halalitler peşimizde. Halalit de kim? Sanırım belası bir afiye. Arabacı! Hızlan! Fark ettiler dayı. Yetişin. Daha hızlı. Meseleyi hemen halledin. Benim canımı tehlikeye atamazsınız. Takibi bırakmayacaklar. O zaman başladığı daha büyük bir dert açalım. Arabacı! Han'a gidiyoruz. Ne oluyor böyle? Kim bu adamlar? İndirin beni. Gidiyorum ben. Anlaşma falan yok. Kes sesini. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu işi halletmeden hiçbir yere gitmiyorsun. Daha hızlı! Ne yapıyor bu herif? Bütün payitahtı dolaştı. Ne planlıyorsunuz, ne? Hazır, merak etme. Han'a girdiler. Sivillere dikkat edin. Kaç adamın var? Yeteri kadar. Tarafta. Kartof, pazarlığı bitirelim artık. Hadi gidelim.
Nereye kayboldu bu mendoburlar? Oradalar. Yürüyün. Ben bu işten vazgeçtim. Anlayabil. Ya Çato, böyle meseleler hepimizin başına gelir. Lütfen benim bir işimizi halledin. Bu son anlaşmamız olacak Kore. Bir daha sizinle asla iş yapmam. Beni ne hale getirdiniz? Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Lütfen bağışlayın. Patronlarımı hayal kırıklığına uğratmayı hiç sevmem. Eğer size silah satacağımdan onların haberi olmasaydı işinizi bitirirdim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sadece ticaret yapacağız. Sadece ticaret. Joris, yeter artık. Hadi artık, hadi gidelim. Şimdi? Burası bizim Söğütlü. Er ya da geç bulacağız. Gidiyoruz. Burayı hünkârımız kurdu. Kimsesiz çocuklarımız mutlu mesut büyüsünler, okusunlar diye. Şimdi burada bir evladımızın böyle bir muamele görmesine inanamıyorum. Haklısınız sultanım ama müsterih olun. Daha evvel hiç böyle bir vaziyet yaşanmadı. Çocuklar burada çok mutluydu. Halen de mutlular. Bu vahim hadisenin sorumlusu kimse er geç bulunacak. O yavrumuz da eski huzuruna kavuşacak inşallah. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım Gülcemal. O kadar eminim ki sultanım. Gözüm hiç arkada kalmayacak bu yüzden. Sen bir yere mi gidiyorsun? Henüz sizinle konuşmaya fırsat bulamadım sultanım. Müdür bey, Bursa'daki bir mektebe tayinimi çıkardı. Bundan sonra oradaki çocuklarımızla alakadar olacağım. Müdür bey bana hiç böyle bir şeyden bahsetmemişti. Peki sen gitmeyi istiyor musun? Doğrusunu isterseniz payitahta kalmayı isterdim sultanım. Ama söz konusu vazife olduğunda benim isteklerimin bir ehemmiyeti olamaz. Madem ki bana ihtiyaç var giderim. Lakin benim de sana sarayda ihtiyacım var. Daha doğrusu sarayda senin ilgine ve şefkatine ihtiyacı olan bir çocuk var. Şehzademiz mi? Şehzade Nurettin. Şehzademiz kimsesiz değil elbette. Lakin şehzademiz kalabalık içinde bile kendini yalnız hisseden ve annesinden uzakta büyümek zorunda olan bir çocuk. Sizin şefkatinize, hünkârımızın alakasına rağmen mi? Maalesef. Hatta abi ve ablası da onunla çok alakadar oluyorlar. Lakin hiçbirimiz tam bir irtibat kuramıyoruz. Ama dün hayreti mucip bir şey oldu. İlk defa gözlerinin parladığını ve birine itimat ettiğini gördüm. O sendin Gülcemal. O yüzden sen de istersen eğer evladım, ben Şehzade Nurettin'in mürebbiyesi olmanı çok isterim. Bu benim için büyük bir onurdur sultanım. Elimden geleni yapacağıma inanabilirsiniz. İnanıyorum elbette.
Ben müdür beyle konuşur, yerine Bursa'ya gidecek olan kızımızı da bizzat kendim seçerim. Oradaki çocuklarımızı da mağdur etmemiş oluruz. Validem. Mehmet. Ne oldu Mehmet? Gül Cemal ne vakit gelecek elimi öpmeye? Aslında ben de bunu konuşmak için gitmiştim ama son anda bir değişiklik oldu. Gül Cemal'in Bursa'ya tayini çıktı. Hay Allah. Ne olacak peki şimdi? İzdivacımız için bir süre daha beklemek zorunda kalacağız. Vazifesini sana yeğlemiş olması seni üzmüştür muhakkak. Aslında bilakis. Vazifesine olan bağlılığı beni daha da gururlandırdı. İkiniz için de hayırlısı olur inşallah. İzdivaç dediğin nasip meselesi. Nasip değilmiş demek. Tez zamanda bizi kavuşturması için Allah'a dua edeceğim. Hünkârım. Kirkor Efendi'nin tayini gerçekleştirildi hünkârım. Bu vazifeyi Ahmet Paşa'ya vermiştim. Hünkârım, Ahmet Paşa. Bana Ahmet Paşa'yı çağırınız. Ahmet Paşa... Sakın tahmin ettiğim şeyi söylemeyiniz. Hünkârım, Müslümanların eziyet çekmesine gönlüm razı olmaz dediler. Gittiler, Rus sefaretine teslim oldular. Paşa, paşa! Bizden izinsiz bu nasıl olur? Elbet her şey için bir tertibimiz vardı. Lüzumsuz yere kahramanlığın zamanı mıydı? Mani olamadım hünkâr. Şimdi her şey karışacak işte. İngiliz sefiri Kırım Türkleri ile alakalı tehdidinizi iletti. Anlamıyorum. Biz zaten Osmanlı'ya karşı başka bir harita paylaşarak cevabımızı verdik. Ahmet Paşa için bu kadar uğraşmaya değmez. Yanılıyorsunuz. Eğer Ahmet Paşa'yı Abdülhamid'in elinden alabilirsek payitahtı almış sayılırız. Gel. Efendim Ahmet Paşa geldiler. Teslim olmak istiyorlarmış. Getirin buraya. İşte bu güzel haber. Türklerin şu merhameti de olmasa onları asla teslim alamayız. Burada bir çıkış daha var. Oradan gidebilirsiniz. İyi günler. Beni istediniz, geldim. Hoş geldiniz. Şimdi beni iyi dinle Sefer Efendi. Bu vakitten sonra herhangi bir Kırım Türkü'nün evi yanarsa, çocuğu kaybolursa, yanlışlıkla ayağı bir taşa takılır düşerse, beni göndereceğiniz o Sibirya'dan bir yolunu bulur kaçar gelirim. Allah'a and olsun. Seni bulur kafanı kopartırım. Fuara gelecek silahların ve tabii bunları getirecek tüccarların güvenliği çok mühim. Osmanlı bunları koruma garantisi verecek mi? Peki tabii. Emniyeti Osmanlı askeri sağlar. Kesin olarak söylüyorum ki eğer sağlayamayacaksa bırakın paralı muhafız tutalım. Hayır, hayır. Tamam öyleyse.
Ha, bir de yazışmaları yapacak katiplere ihtiyaç var. Bunu ben üstlenirim. Olmaz Umber Efendi, olmaz. Tüm bu işlemlerle bizzat Osmanlı'nın memurları alakadar olacaklar. Kime kaç tane silah satıldı? Bu silahlar kaç paraya satıldı? Bu para yatırıldı mı, yatırılmadı mı? Bütün bunlar Osmanlı memurlarının önünden geçecek. Lakin işittik ki sarayda adam kıtlığı varmış. Hünkârımız bazı mağabeyin memurlarını başka yerlere sevk etmiş. Bırakın bari bunun için adam tutalım. Asla olmaz. Bay Umber, Osmanlı'da memur çoktur. Siz aklınızı, dimağınızı böyle boş şeylerle yormayınız. Rica ederim. Efendimiz, sizinle görüşmeyi arzu eden bir genç var. Ne içinmiş? Edebiyat meseleleriyle alakalıymış. Gelsin. Gel bakalım genç adam. Kimsin sen? David Kurun. Payitahtta hukuk tahsili yapıyorum. Ne güzel. Niçin geldin? Uslatumdur sanema devletüm. Amma ne diyeyim? Bana yar olmadı ol devlet. Elimden ne gelir? Cem Sultan'ın şiiridir. Ey güzel olan sevgili, sana kavuşmak mutluluğumdur, saadetimdir. Ama ne yapayım? O talih bana yar olmadı. Elden ne gelir? Bana yar olmadı devlet diyor. Talih ona yar etmedi. Devletin başına geçmeyi çok istedi. Lakin hırsına yenik düştü. Söyle bakalım. Sen şiirden konuşmaya mı geldin buraya? Şiiri sevdiğinizi biliyorum. Cem Sultan'ı da. Hem Cem Sultan'ı... Hem de şiiri severiz. Cem Sultan tahta çıkmak için çok mücadele verdi. İsyan etti, savaştı, esir düştü. Yine de yılmadı. Bu yüzden onun isyanına da, savaşına da saygım var. Öyleyse doğru adrese geldim. Niçin? Cem Sultan'ın kayıp divanı geçti elime. Eğer alakadar olursanız size satmak isterim. Doğru mu dersin sen? Papalık sarayında esirken yazdığı şiirleri. Nerede? Yanımda değil. Eğer alakadar olursanız... ...bizzat siz bu adrese gelip divanı görebilirsiniz. Bak evladım, ben veliahtım. Abim huzur bulsun diye bu haneden onun izni olmaksızın çıkmam yasaktır. Anlıyorum. Siz bilirsiniz. Ben teklifimi yaptım. Herkese satabilirim bu kitabı ama... ...kitabın dilinden anlayan birilerine vermek isterim. Hem neticede Cem Sultan sizin atanız. Eğer isterseniz, mümkünatı da olursa gelirsiniz. Müsaadenizle. Gelmedim aslında. Sularını alır almaz nefesim kesildi sanki. Bugün hemen gidiyorsun öyle mi? Daha vaktimiz var sanıyorum. Bugün buradan ayrılıyorum.
eşyalarımı topladım bile. Bu kadar çabuk ha? Daha yeni kavuşmuştuk. Bugün buradan ayrılıyorum çünkü saraya geliyorum. Anlamadım. Bidar Sultan Nurettin Efendi'nin mürebbiyesi olmamı istedi. Bursa'daki mektep içinde münasip birine bakacaklar benim yerime. Sen ciddi misin? Allah'ım, yüreğimin haykırışlarını duymuş olmalı. Ne diye haykırıyordu yüreğim? Gülcemal'imle hemen, hemen evlenmek istiyorum diye. Koca sarayda oda kalmadı sanki. Biz iki kişi zor sığıyoruz buraya. Üçüncüye yer mi var? Şu hale bak. Nereye koyacağım şimdi ben bunları? Çöpe mi atayım? Benim telefonu kullan Cezruba. Sen kendinkileri nereye koyacaksın? Bunun içine katlayıp koyarım. Yatağın altında durduğu için yer de kaplamaz. Zaten fazla eşyam da yok. Bu gidişte hiçbir zaman da olmayacak. Mütevazılık da bir yere kadar. Birazcık kendin için de yaşa. Kılığına, kıyafetine birazcık özen göster. Yoksa bu gidişte yaşlanır bir köşeye atılırsın benden söylemesi. Senin az dediğin benim için çok bile değil Ruba. Sıcacık bir yatağım, dinlendiğim bir odam var. Penceresinden baktığımda ağaçları, çiçekleri görüyorum. Biri kirlendi, diğerini giydim, iki elbisem var. Ay, ne mutlu sana. Hiç mi böyle sultanlar gibi giyinmek, takılar takmak istemiyorsun peki? O elbisenin, takının derdi de sorumluluğu da büyük olur. Kolay değil sarayın derdiyle uğraşmak. Yüzlerce çalışanla alakadar olmak. Mahalle mahalle dolaşıp kimin neye ihtiyacı var yetişmek. Zengin olmak istemiyorsun yani. Şükür, benim en büyük zenginliğim. İyi, sen şükret haline. Akıllanmayacaksın çok belli. Ama benim bu odada yaşlanmaya hiç niyetim yok. Elbet bir gün hayallerim gerçek olacak. Meziyet ismi sana pek bir yakışmış doğrusu. Laf yetiştirmekte pek üstün meziyetlerim var. Bazı hayallerin gerçek olmasına imkan yoktur. Evet. Anlatın bakalım. Ne lazım size? Bin tane tüfek ve mühimmat istiyorum. Başka? El bombası. Başka? Ağır silah var mı? Ne istiyorsanız var bende. Güzel. 10 tane ağır makineli tüfek istiyorum. Tamamdır. Nereye indirecekler silahları? Selanik Limanı'na. Anlaştık. Maliyet bu. Parayı verin, ben de gemideki adamlarıma haber vereyim. 1-2 güne limana indirirler. Sen adamlarına emri hemen ver, paranı alırsın. Gurev beni sana iyi anlatamamış sanırım. Ben parayı almadan hiç kimseye tek bir mermi bile vermem. Sizi temin ederim ben. Beni yalnızca para temin eder. Boş laf konuşma. Bugün bu geçirdiğim kötü gün için de bana borçlusunuz. Bana bak Kartof! Otur yerine, bu pazarlık daha bitmedi. O adamlarına emri ver, limana malları indirsinler. Benim kaybedecek vaktim yok. Benim sabrımı biraz daha zorlarsan sipariş ettiğim bütün silahları üzerinde denerim.
Bana bir daha sakın sesini yükseltme. Loris. Sakin ol. Parayı verirsen bu mesele biter. Loris. Parayı getireceğiniz yer burası. Parayı getirin. Silahlar limana insin. Kartova bunu bir daha yapma. Silah mafyasının en önemli adamlarından biri. Biz onu alt edecek adam değiliz. Soyumuzu kuruturlar, Joris. Hiçbir şey yapamaz. Asla peşimizi bırakmazlar. Joris. Ne yapacaksın? Lars. Salman'a haber gönder. Vaktin olmadığını söyle. Parayı hemen versin. Yoksa İmro'da biz de yokuz. Aa, Monica. Hoş geldin Mahmut Baba. Sana sofra hazırladı ben. Aman Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Ben dışarıda yedim geldim kızım, tokum. Hadi Allah rahatlık versin. Yoksa bu tahmin ettiğim şeyin kokusu mu? Buradan geliyor. Allah'ım, inşallah tahmin ettiğim şeydir. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuk butu! Çok da lezzetli olmuş yahu. Ben yapmadım. Yoksa Selihan mı geldi? Benim kahramanım Sakine yaptı. Ha, ama çok lezzetli olmuş yahu. Kim bu Sakine? Mahmut Baba, ben padişaha gelirken bir tane at araba tam bana çarpıyordu. Ah. Sonra Sakine beni gördü, orada çekti. Sonra araba kaçtı. Sakine koştu, 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 koştu. Adamı fena yaptı. Maşallah, maşallah. Yani ne güçlü, kuvvetli, ne heybetli kadınlar var maşallah Sakine Hanım'a, maşallah. Ama butları da çok lezzetli yapmış yahu. Mahmut Baba, baktı ben yapamıyor, o yaptı. Yahu bu Sakine Hanım'ın bir işi gücü yoksa, acaba bizim konakta mı çalışsa? Ha, çok güzel olur Mahmut Baba. Ben hemen söyleyeyim Sakine'ye. Sakine! Burada mı? Evet Mahmut Baba, burada. Çağır, 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 çağır. Sakine! Senin kahramanın Sakine bu mu? Evet. Seni yoldan çekip kurtaran bu mu? Evet Mahmut Baba. Arabacıyı bir güzel benzeten bu mu? Evet. Yok artık. Niye yapamazmışım ben? Boyum kısa diye mi? Yok canım. Yok Sakine Hanım, öyle demek istemedim. Boyunuz niye kısa olsun? Siz normal sayılırsınız da. Bizim Monica biraz insan irisi ya. Hani onu nasıl böyle yoldan çektiniz, kurtardınız? Arabacıyı nasıl benzettiniz? Ona pek inanasım gelmedi. Allahu Ekber. Allah sandalyeye saldırıyor. Allah, mobilyayı parçalayacak. Aman Allah'ım. Allah! Sakin Hanım, sakin olun. Rica edeceğim. Sakin Hanım, sakin olun. Sakin. Sakin Hanım, sakin. Nasıl buldun? Şahane. Binanın üç girişi var. Ve bir de bir gizli yol. Otursana. Her şeyi düşünüyorsun. Bütün adımlarını hesap ederek atıyorsun.
Çünkü Abdülhamit'le savaşanların akıbetini biliyorum Bay Umber. Ahmet Paşa'yı Abdülhamit'in elinden aldık. Peki şimdi ne yapacağız? Aldık. Aldık ama sultanın güvenmediği, ona ihanet eden bir adama dönüşmeli Ahmet Paşa. Abdülhamit hala ona güveniyor. Abdülhamid'in Ahmet Paşa'ya olan güveni öyle bir sarsılmalı ki en güvendiği adamın ihaneti Abdülhamid'i delirtmeli. Nasıl olacak? Gel. Babacığım. Güzel bir mekan. Gizli girişinin olması da şahane. Oturmama müsaade eder misiniz? Ahmet Paşa'nın sorgusundan kurtulmuşsun. Evet. Suçu masum bir adamın üzerine attım. Bütün şüpheler onun üstünde toplandı. Kovdular saraydan. Nasıl yaptın bu işi? Odanın anahtarını Kirkor Efendi'nin odasına sakladım. Sonra da Ahmet Paşa'ya benden çaldığını söyledim. Güzel. Sadık adamdı Kirkor Efendi. Yazık oldu. Hayır. Kirkor Efendi vazifesinin başına dönecek. Anlamadım. Abdülhamid'e gidip Kirkor Efendi'nin sadık bir adam olduğunu ve neden kovulduğunu anlamadığını söyleyeceksin. Ne işimize yarayacak? Ahmet Paşa'nın Abdülhamid'in etrafındaki sadık adamlardan kurtulmak için senin ağzından çıkan yalan ifadeye başvurduğu gerçeği ortaya çıkacak. Sen bir şeytansın. Çık. Görüşmek üzere babacığım. Oğlun mu gerçekten? Bay Umber, benim bir sürü evladım var. Cevat da onlardan biri. Bir yetimhanede buldum onu, büyüttüm. Ben onun babasıyım. Ama o benim oğlum değil. Sevgisinin yüreğinde açacağı yarayı hesaba katmalıydım. Ne yapacağız hünkâr? Ahmet Paşa'yı nasıl getireceğiz? Korkarım ki devlet sırrına vakıf olmak için Ahmet Paşa'ya işkence ederler. Karakter abidesi insanların hususiyetidir paşa. Onların derilerini yüzsen, tırnaklarını söksen, yüzlerini kanla yıkasan ağızlarından tek laf alamazsın. Ahmet Paşa'nın nasıl bir karakter abidesi olduğunu Ruslar iyi bilir. O sebeple buna yeltenmezler. Lakin paşayı oradan çıkarmalıyız. Evet hünkâr. Hünkârım. Hünkârım. Ahmet Paşa'nın yokluğunda istihbaratla ben alakadarım. Ve bir haber aldık. Nedir? Biraderiniz Mehmet Reşat hanesinden çıkmış hünkârım. Gizlice. Lakin muhafızlar durumu fark etmiş. Nereye gitmiş peki? Henüz bilmiyoruz hünkârım. Takipteyiz. Biraderimin başına bir iş gelmesin paşa. Hem maddi hem manevi bir iş gelmesin. Muhafızlar takibe devam etsin. Emredersiniz hünkârım. Bu işle bizzat ben alakadar olacağım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Bizim getirdiğimiz kurallar hem devletin hem kişinin afiyeti içindir. Lakin herkesin kafasında başka bir dünya. Onun peşine takılmış gidiyorlar. Sonra da dertleriyle devlet alakadar oluyor. Görüştün mü Mehmet Reşat'la? Görüştüm. Söylediğiniz gibi Cem Sultan'ın gizli divanını karşı koyamadım. Gelecekmiş. Yeni mekanımızda buluşacağız. Tevfik Fikret'ten söz aldım. O da gelecek. Tabii muhalif muhariller de. Aferin, aferin. Mehmet Reşat'ın muhaliflerinin olduğu bir ortamda görünmesi Abdülhamid'i endişelendirmeye yeter. Gizli gizli saraydan çıkması da yeter. Ben Rus sefiriyle görüşeceğim. Siz de Veliaht Şehzade'yi iyi ağırlayın.
Gel. Efendim, Bay Zalman geldiler. Gelebilir. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Hemen lafa gireceğim. Ahmet Paşa nasıllar? Sibirya'ya sürgün edilmeyi bekliyorlar. Bir Rus gemisi gelecek ve götürecek. Hayır, sürgün etmeyeceksiniz. Biz onu Abdülhamit'in elinden bu sebeple almadık mı? Ahmet Paşa'yı sürgün etmeyeceksiniz. Kırım'a vali yapacaksınız. Anlamadım. Anlamanıza gerek yok. Dediğimi yapın yeter. Ahmet Paşa'yı Kırım'a vali yapın. Çar'a da benim arzu ettiğimi söyleyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlyas Şehzade, sizin burada ne işiniz? Vallahi hünkârımız duyunca çok üzülecek. Darül Hayri Ali'de vaziyet nasıldır sultanım? Evladımızın sıhhati ne durumda? Hekim efendi ciddi bir vaziyeti olmadığını söyledi hünkârım. Lakin aç kalmış yavrucak tabii. Yorgun düşmüş. Bir de vücudunda dayak izleri var. Bir görseniz bütün gün uyudu. Ben de uyandırmaya kıyamadım işin açıkçası. Yarın uyandığı vakit konuşuruz elbet. Sadece konuşmakla kalmaz, bağrınıza basarsınız. Ah hünkârım. Keşke elimden gelse de şu kainattaki bütün çocukların karnını doyurup onları masallarla uyutabilsem. Suretiniz kadar güzeldir yüreğiniz, bilirim. Sağ olun. Lakin Darül Hayri Ali'deki evladımıza yetmedi kuvvetim hünkârım. Maalesef o yavrucağı koruyamadık. Meğer ne kadar mutsuzmuş orada. Kaçmak istemiş. Engel olamadık işte. Abdülkadir gibi. Abdülkadir? Yoksa yine gizli gizli dışarı mı çıkıyor? Görüyorsunuz ya gönlümün sultanı. Bazen kendi evlatlarımızın bile derdine derman olamıyoruz. Bu sebeple kendinizi suçlamayınız. Buyurun. Ne istediniz? Evvela payitahta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi hatırladım. Bugün peşimize düşen Osmanlı hafiyelerisiniz. Evet. Ne için geldiniz? Bugün beraber gittiğiniz insanlar. Birçok suçtan aranıyorlar. Ne işiniz vardı onlarla? Buyurun. İçeride konuşalım. Joris ve Gureyev. Benden İmro örgütü için silah istediler. Eğer onlara silah satarsan bu yaptığın cezasız kalmaz. Payitahtın havasında bir şeyler var. Herkes beni tehdit ediyor. Yahu siz beni ne zannediyorsunuz? Buğday tüccarı mıyım ben? Silah simsarı. Siz bir devlete çalışırsınız. Ben bin devlete. Benim ölüm çok kan akıtır. Hepiniz boğulursunuz. Halil Halit ve hafiyeleri. Gelelim sizin meseleye. Gel bakalım efendi. Çok konuştun. Bak, bende silah var. Joris ve Gureyev'le bu meseleyi konuştuk, anlaşmaya vardık sayılır. Parayı getirdiklerinde silahları alacaklar. Böyle bir anlaşma olmayacak. Olacak. Olacak çünkü ben bu işi patronlarıma söyledim. Bu işi bozacak adamın vay haline.
Ama aynı silahları daha fazlasına başkasına da satabilirim. Bu da patronlarımı memnun eder. Sonuçta iyi bir ticaret sayarlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi, şimdi bana müsaade edin. Sen... Osman, gidelim. Gidelim Osman. Sen tutar beni dua et. Hünkârım, fuarla alakalı birçok meseleyi hallettik. Yakında davetiyeleri bastıracağız. Âlâ. Lakin sizin de bildiğiniz gibi bu fuarı cazibedar kılan Osmanlı'nın denizaltısı. Misafirlerimiz geldiğinde denizaltının satışı söz konusu olmalı. Bu mümkün olacak mı? Merak etmeyiniz, umur efendi. Buyurun. Mustafa Efendi hala bitiremedi mi? Maalesef hünkârım. Biraz ağır ilerliyor. Buldunuz mu Tatar? Buldum beyim. Otele dönmüş. Konuştuk. Ne diyor? Parayı verdiklerinde silahları teslim edecek. Dayı, bu adamın zerre korkusu yok. Neye güveniyor bilmiyorum ama sırtı sağlam. Bu işi bitirmenin tek yolu Joris ve Guriyev'i bulmak. Onlar da meydanda yok. Oteli takip ediyor muyuz? Ediyoruz beyim. Biz bu anlaşmayı bozarız. Nasıl dayı? Sıkılacak bir kurşun bütün anlaşmayı tek taraflı bozar. Beyim, ben bu adamı biraz daha araştırdım. Bu kadar rahat davranmasının bir sebebi var. Alelade bir silah simsarı değil bu. Hemen hemen bütün silah tüccarlarının gayri resmi işlerine bu bakıyor. Başına bir iş gelirse mesele başka bir hal alır. Gidelim Tatar. Ne hal alacaksa alacak. Haydi. Joris, silahları aldıktan sonra ne yapacağız? Guriyev'le beraber hareket edeceğiz. Peki ya Zalman parayı vermezse? O zaman ne yapacağız? Verecek. Bunu benden isteyen o. Eğer Balkanları Osmanlı'dan kopartmak istiyorsa bunu yapmak zorunda. Lars. Parayı aldım. Güzel. Her şey Kartov'un istediği gibi olmalı. Öyle olsun. Hayırlı sabahlar. Sizi tanıyor muyum? Şehzade Nurettin'in yeni mürebbiyesiyim ben. O halde tanışmaya lüzum yok. Şehzade'ye mürebbiye dayanmıyor. Bir haftaya kalmaz, siz de gidersiniz. Saraya geldiğinize fazla sevinmeyin. Yani kalıcı değilsiniz. Sultan. Hayırlı sabahlar Bahar. Gülcemay, hoş geldin kızım. Hoş bulduk sultanım. Bu sabah Darülhayri Ali'deki evladımızı görebildin mi? Evet sultanım, gördüm. Uyanıktı yalnız. Tek kelime bile etmedi. Hı. Ben de şimdi onu görmeye gidiyorum. İnşallah benimle konuşur. Ben de seni Nurettin odasına götüreyim öyleyse. Olur sultanım. Güzel. Görüşürüz. Hayırlı günler. Kolay gelsin Mustafa Efendi. Çok sağ olun hünkârım. İşler ağır ilerliyormuş.
Evet hünkârım, ben çizimlerdeki bir noktayı bir türlü hatırlayamıyorum. Ayrıca evimde de çalışamıyorum. Niçin? Benimle çalışan mühendis arkadaşın başına gelenler malumunuzdur hünkârım. O yandan yerini görmeliydiniz. Mühendis arkadaşı öldürenlerin beni de öldürmesinden korkuyorum hünkârım. O işi kimin yaptığı bir muamma. Ben de bu yüzden korktum ve kaçtım hünkârım. Hafiyelerimiz yıllardır o yangını kimin çıkardığını bulmaya çalışıyor. Lakin bir netice alamadık. Yangın yerinde bir şey bulmuştum ben hünkârım. Belki bu beni daha güvende tutmanız için size yardımcı olabilir. Bir Miralay rütbesi. Yangın yerinde bunu buldum, aldım ve sonra beni de öldüreceklerinden korkup kaçtım hünkârım. Bunu daha evvel bize vermiş olsaydınız, bu işi kimin yaptığını öğrenebilirdik. Mahmut Paşa, arkasındaki numaradan kime ait olduğunu bulunuz. Emredersiniz hünkârım. Nasıl gidiyor dersler? Monika saray adabını öğrenebildi mi bari? Bidar Sultanımız benden rica etti. Lakin ben zarafet ve saray adabı hususunda sizin elinize su dökemem. Sen de takdire şayansın kızım. Ağabeyin Tevfik Paşa seninle ne kadar iftihar etse az. Teveccüh Yunus Sultanım. Sizin ağzınızdan bunları duymak beni çok mutlu ediyor. Sizin edanızı, sözlerinizi emsal alıyorum hep kendime. Naime'nin meşguliyeti çok iyi oldu. Sizinle böyle uzun uzun konuşma fırsatı buldum. Naime'nin meşguliyeti neymiş ki? Nurettin Efendi'yi yeni mürebbiyesiyle tanıştıracaktı. Yeni mürebbiye mi geldi? Kimmiş, nereden gelmiş, benim haberim yok. Bilmiyorum sultanım. Yalnız kızı hiç gözüm tutmadı. Vasat biri. Şehzademize layık gibi gelmedi. Şehzadem. Benim gelmeme memnun olmadınız mı yoksa? Yok. Zaten sen de yakında kaçıp gidersin. Nedenmiş o? Mürebbiyeler benden sıkılıp gidiyorlar. Ben de onlardan çok sıkılıyorum. O zaman burayı eğlenceli hale getirelim. İkimiz de sıkılmayalım. Ne dersiniz? Canım istemiyor. Hep aynı oyunlar. Hiçbir şey değişmiyor yani. Şehzadem. Düşman yaklaşıyor. Çabuk olun. Sipere geçelim. Çabuk olun şehzadem. Ne oluyor? Geliyorlar işte bakın. Gelin buraya çabuk olun. Askerlik mi oynayacağız işte? Evet şehzadem gelin. Çabuk olun. Gelsenize yaklaşıyorlar. Şehzadem çabuk olun ne olur. Beni savunmasını bırakacaksınız düşman karşısında. Çabuk olun, çabuk olun. Bakın sizleri buldum. Çabuk olun. Şunu vurmamız lazım. Size çok yapar. El bombası attım. Bom! Ay, bir şeyler yapmamız lazım. Silah öyle tutulmaz. Al kullan. Sağ gözünüzü kapatın. Sağ, sağ. Sol gözüne odaklan. Bam! Bam! Şehzadem. Hayatımızı kurtardınız. Size minnettarım. Taraftan geliyorlar. Geldi, vuruyorum. Ateş etme. Ateş etme, teslim oluyorum. Mehmet abi. Şehzadem. Kendinize harika bir oyun arkadaşı bulmuşsunuz. Allah, ben oynamayalım dedim. Çok çocuksu da dedim. Ama Gülcemel abla ısrar edince oynadım. Çok iyi yapmışsınız. Hem o sizin bildiğiniz mürebbiyelere benzemez. Gülcemel başkadır. Gerçi bu haliyle Gülcemel'e de pek benzemiyor ama. Siz tanışıyor musunuz? Evet şehzadem. Tanışıyoruz.
Dün gece hanenizden çıkmışsınız. Beni göz hapsinde mi tutuyorsunuz hünkârım? Bütün hanedan mensuplarını sakınırız. Emniyet için. Evet, çıktım. Niçin? Bunun için. Cem Sultan'ın kayıp divanı olduğunu söylediler. Ben de size hediye etmek için bunu aldım. Sağolunuz bu kıymetli hediye için. Söylediğim meseleyle alakalı size gelen biri oldu mu? Hayır hünkârım. Tedbirli olunuz kıymetli biraderim. Sağolunuz efendim. Biliyorum ki eliniz her zaman üzerimizdedir. Eyvallah. Hünkâr, Cevat Efendi bazı önemli malumatlarda bulundu. Kanımca sizin de duymanız icap eder. Gelsin. Emredersiniz. Aç evlat. Buyurun Cevat Efendi. Hünkârım. Anladınız. İşittim ki Kirkor Efendi vazifeden uzaklaştırılmış. İşittiniz mi? Sizin verdiğiniz ifade üzerine vazifeden uzaklaştırıldı. Kirkor Efendi'nin sizin anahtarınızı çaldığını, suçu sizin üzerinize atmak için bunu yaptığını söylediniz. Ben asla öyle bir şey söylemedim. Ahmet Paşa mı söyledi bunu? Kirkor Efendi size sadıktır. Ben de ricacı olmak için gelmiştim. Bir yanlış anlaşılma olacak hünkârım. Çıkınız. Nasıl iştir paşa? Hünkârım, Ahmet Paşa böyle ifade verdiğini söyledi. Kirkor Efendi'nin odasını arattı, anahtarı buldu. Ben de şaşkınım. Kirkor Efendi sadık biridir. Herhangi bir yanlışını görmedik. Ama Ahmet Paşa delille, ispatla gelince... Nasıl olur böyle bir şey? Hünkârım, Ahmet Paşa masum bir adama iftira atmaz. Bu Cevat Efendi'ye itimat eder misiniz? Temiz bir çocuktur. Şimdiye kadar bir yalanına rastlamadım hünkârım. O halde bir yalan söylüyor. Ya Cevat Efendi ya da Ahmet Paşa. Hünkârım. 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 Buldunuz mu paşa? Buldum hünkârım. Lakin gördüklerime inanamadım. Gustav Efendi'nin yangın yerinde bulmuş olduğu rütbe... defterde de kayıtlı... Ahmet Paşa'ya ait. Ahmet Paşa. Nasıl olur? Ahmet Paşa'nın bu yangınla ne alakası olur? Ahmet Paşa yapmış olamaz hünkâr. Elbette olamaz paşa. Elbette Ahmet Paşa yapmış olamaz. Lakin onu bu denli köşeye sıkıştıran kim? Mutlaka bunun bir izahı olmalı. Biz Ruslar da çok dindarızdır. Ve dindarları da severiz. Ben sizi hiç sevmem.
Hazırım. Siz bireyim mi? Nereye gidiyorsak gidelim. Sürgün edilmeyeceksiniz. Kurşuna mı dizeceksiniz? He? Evelallah ona da hazırım. Çar'ın siyaseti hep başka olmuştur. Rus Çar'ı sizin ne kadar kabiliyetli birisi olduğunuzu biliyor. Eğer kabul ederseniz sizi Kırım valisi olarak atayacak. Kırım valisi mi? Yanlış duymadınız. Çar neden böyle bir şey yapsın ki? Siyaset gereği Abdülhamit'e bir karşılık vermemiz gerekiyordu. Sizi aldık. Ama size yazık etmek istemiyoruz. Hem Kırım Türklerinin dertlerini sizden daha iyi kim halledebilir ki? Bence imzalayın ve vazifeyi kabul edin. Oradaki masum Türkler için. Kırım Türklerinin dertlerine derman olmayı istemez misiniz? Sibirya'da sefil olacağınıza, Türklere yardım eden bir vali olun. İsterim. Tabii ki isterim. Hizmet etmekten geri bırakmadığın için şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. O kadar mürebbiye geldi, hiçbiri olmadı. Bakalım bu sefer kimi getirdi? Eşyalarını odaya yerleştirirken gördüm ben de. Şehzadenin yanına gideceğim diye çıktı fırladı bir anda. Doğru düzgün konuşmadı bile bizimle sultanım. Size bunu büyüklük yaptı yani. Evet. Neredeler bunlar şimdi? Arka bahçede olduklarını söylediler. Buralardadır sultanım. Heh, oradalar. Nurettin. Hala. Evladım senin mürebbiyen nerede? Daha ilk günden seni yalnız mı bıraktı bu? Yok hala. Konuşsana evladım. Şehzadem yakalayın. Hala. İyi misiniz sultanım? Ben burada olduğunuzu görmedim. Nurettin Efendi'nin yeni mürebbiyesi sen misin? Evet efendim, benim. Mehmet benimle tanışmak istediğinizi söylemişti. Böyle tanışmak nasip oldu. Adım Gülcemal. Ne yapacağız hünkârım? Hünkârım. Cevat Efendi'nin söyledikleri doğruysa bilgiyi sızdıran Ahmet Paşa olabilir mi? Ahmet Paşa kendi kendini niye ele versin ki Ruslara? Muamma içinde muamma. Ahmet Paşa da ihanet içindeyse kim ihanet içinde değildir ki? Kim sadıktır ki? Hünkârım, müsaade buyurursanız Ahmet Paşa'nın yıllardır kaldığı saraydaki odasını araştıralım. Belki paşamızı temize çıkaracak bir işaret bulabiliriz. Ahmet Paşa'ya dair içimizde bir şüphe yoktur. Ahmet Paşa temizdir. Lakin siz yine de bir bakınız. Belki de hadisenin seyrini değiştirecek bir şey bulursunuz. En güvendiğiniz askerleri de götürün. Orada devletin sırları olabilir. Neticede evi yoktu. Yıllarca sarayda kaldı. Emredersiniz hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Aç elini. Aç, aç. Paşam. Dur, 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 dur. Uzakta dur az. Uzakta dur. Kenafir gözlü. İfadeni mi değiştirdin sen? Yok paşam. Ben de anlamadım neler oluyor. Bakışlarınla deveyi öldürürsün sen.
Maşallah dediğin 41 gün yaşamaz. Şu gözlere bak. Hiç güvenmiyorum ben sana, hiç. Bir hatamı mı gördünüz paşam? Yok. Bir hatanın fenalığını görmedik ama gözlerini gördük. Şu gözlere bak. Git hadi işine, git, git. Ne oldu Tatar? Hala oteldeymiş beyim. Hiç çıkmamış. Uçtu. O. Evet dayı. Bakalım nereye gidiyor. Tamam evladım, kâfi. Aradığımızı bulduk. Neden konuşmuyorsun çocuğum sen? Korktuğun bir şey mi var? Bana her şeyi anlatabilirsin. Evladım. Cevap versene sultanımıza. Israr etmeyelim. Kendi arzu ettiği zaman anlatsın. Size emanet. Müdür bey. Sultanım. Çocuk konuşmayı reddediyor. Belli ki hem bizlere rağmen hem de kapıdaki muhafızlara rağmen hala korkuyor. Daha ne yapabiliriz sultanım? Siz alakayı ve ihtimamı kesmeyeceksiniz. Bu gibi durumlarda en itimat ettiğiniz kişiye bile şüpheyle yaklaşmak gerekir. Ayrıca odasına mürebbiyeleri ya da arkadaşlarını da almayacaksınız. Emredersiniz sultanım. Çocuklar durun durun, ne yapıyorsunuz yavaş olun. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz sultanım. Son getirdiğim oyuncakları, hediyeleri beğendim. Evet sultanım. Çok beğendim. Evet sultanım. Güzel güzel oyunlar. Alın sultanım, çantamız. Teşekkür ederim. Sultanım bir daha gelecek misiniz? Geleceğim, tabii ki geleceğim. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Alakanız için müteşekkiriz sultanım. Hünkârımıza hürmetlerim iletiniz lütfen. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kolay gelsin. Sağ olun sultanım. Çocuğu dövenler alt katta. Sultanım,
oldu Söğütlü? Durdular dayı. Arabadan indi. Dayı başka bir arabaya geçiyor. Tatar, Asaf. Siz bir gidip bakın arabaya. Tamam dayı. Geldiğimiz yöne geri dönüyor. Araba mı lazım beyim? Eyvallah babam. Oyun mu oynuyor lan bu bize? Yürüyün, takip ediyoruz. Gel! Sattılar Osman. Ne yapalım? Talihimizi son bir defa daha deneyeceğiz. Buraya hemen telgraf çekilmesini istiyorum. Teslimat yapılsın. Bu kadar mı efendim? Evet. Buraya telgraf çekmemi istedi. Teslimat yapasın diye sadece bunları söyledi dayı. Başka biri var mı? Ben görmedim. Tek başınaydı. Hala. Hünkârım. Hepsi denizaltı çizimleri. Gerçek çizimler mi? Biz anlayamayız hünkârım. Gustav Efendi'yi çağırınız. Emredersiniz hünkâr. Aç evladım. Daha önce söylenecek her şeyi adamlarınıza söyledim Halil Halit Bey. Onlar da bana söylediler. Lakin istediğim cevabı vermemişsin. Seni iyi araştırdım Halil Halit Bey. Londra'dan, Rusya'dan her zaman iyi bir hafiye olmuşsun. Ama her zaman kazanamazsın. Anlaşma sağlandı. Parayı aldım. Lakin teslimat emrin henüz gitmedi. Şimdilik. Sen gittikten sonra telgrafı tekrar gönderebilirim. Bak, ben oldum o silahlardan haz etmedim. Görmekten de nefret ederim. Ama benim için silah taşıyan birileri her zaman vardır. Siz onları göremezsiniz. Şimdi parmağımla gösterdiğim yere ateş edilecek. Eğer silahını bırakmazsan, ikinci mermi sana gelecek. Hadi, odamı kanınla kirletme. Sıkı adammışsın Vesselam. Yalnızsın, lakin iyi korunuyorsun. O halde başka bir çare bulacağız. Anlaşmayı bozmanın başka bir yolu olmalı. Denemekten vazgeçme.
Kusura bakma, başka bir yol bulamadım. Bir kurşun anlaşmayı tek taraflı bozdu. Okul müdürü ve muallimler peşimden gelmek isterlerse mani olun. Nereden buldunuz bunları? Bırakınız nereden bulduğumuzu da söyleyiniz. Bu çizimler gerçek mi? Bunlar Hayrettin Efendi'nin çizimleri. Bakın arkasında mührü de var. İşte bu da benim hatırlayamadığım kısım. Bunları nereden bulduğunuzu çok merak ettim hünkârım. Siz hiç merak etmeyiniz Gustav Efendi. Fahsin Paşa. Rus seferini çağırınız. Ahmet Paşa ile bir dakika dahi olsa görüşmek için bize müsaade edecekler. Emredersiniz hünkâr. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. İşte bu yüzden her Hristiyan dinini yaymakla görevlidir. Siz de öğrendiklerinizi diğer çocuklara anlatacaksınız. Bazı çocuklar dinlemek istemiyor. O zaman onlara hayır diyemeyecekleri teklifler yapın. Müslümanlığın köhnemiş, Hristiyanlığın ise aydınlık olduğunu söyleyin. Buraya gelen yeni çocukla da alakadar olmalıyız. Onu da aramıza katmak için çalışmalıyız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz. Devletim için her şeyi göze aldım. Hakanımdan ayrıldım. Lakin haktan asla ayrılmadım. Sen onu yalnız bırakmayacak dostlar bahşet Allah'ım. Sen devletimizi onsuz bırakma Allah'ım. İslam'ın son kalesidir bu devlet. Sen devletimize zeval var mı Allah'ım? Ahmet Paşa ile görüşme arzusundayız. Ona bazı suallerimiz olacak. Sonra isterseniz o sizindir. Bilmem ki. Ahmet Paşa görüşmeyi kabul eder mi? Yani o görüşmek istese sizin için bir mesele yok. Elbette. Ahmet Paşa esirimiz değildir. Ya nedir peki? Çarımızın tebaasıdır. Hatta çarımızın Kırım valisidir. Çar onu Kırım valisi olarak atadı. Ahmet Paşa da kabul etti. İşte bu da imzası.